Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte ROG Strix Scar 17'yi kutusundan çıkartacağız. Evet Recep, kargodan biraz yıpranmış bir şekilde geldi kutu. Üzerindeki kargo etiketini kazıyayım desem de genel olarak laneti var. Biliyorsun çıkmıyor bu kargo. Kesinlikle. Üzerindeki bantları kesip bakacağız. Çünkü yeni nesil oyuncu laptopları içerisinde bu Scar Edition'ları Asus bayağı bir sevdi Recep. Oyuncular da sevdi. Tasarım olarak daha agresif çizgileri var. Hemen uzatmadan şöyle bir kutuyu açıp İzleyicilere gösterdim ve biz de teknik özelliklere ilk defa bakmış olduk. Evet, ben de merak ediyorum açıkçası nasıl bir cihaz çıkacak. Bakıyorum, kalın bir cihaz geldi Ali. Yani soğutmasının iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii testlerde göreceğiz bunu. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama laptoplarla genel bir kaide var. Kasanın kalınlığı soğutmaya olumlu etki ediyor. Yani sen mühendislik olarak kritik bir hata yapmadıysan ince bir laptopumu soğutmak kolay, kalın bir laptopumu soğutmak kolay. 17 inçler özellikle masaüstü alternatif olduğu için seviliyor. Kutu içerisinden umarım şarjı da düzgün çıkacaktır. Güç kablosu burada çıktı. Bir yandan da bu tarafa bakayım. Adaptör çıktı Recep. Adaptör yine büyük bir adaptör. Güçlü ekran kartı kullanan modellerde tıpkı kasamızdaki güç kaynağı gibi iri bir adaptörden halen daha bir kaçışımız yok. Bakıyorum 20 volt 14 amper Recep. Evet Ali, 280 watt'lık bir adaptör. 280 watt olduğuna göre bakalım oyunlarda ne verecek. Şimdi bu ekranın özellikle güzel bir noktası var. 300 Hz'lik panele sahip. 300 Hz'lik panellerin gün geçtikçe laptoplarda yaygınlaşmaya başladığını göreceğiz. Evet. Bunun 200-240 gibi farklı sürümlerinin yanı sıra 300 Hz'lik paneli özellikle e-sporcuların ilgisini çekecek. Masaüstü alternatif olarak bakmak isteyecekler. Bakalım bundaki teknik özellikler ve konfigürasyon neymiş şimdi? Evet, laptopu temizlediğimize göre çekimlerimizi yapabiliriz. Parmak izi bir şekilde göstermek istemeyiz. Kesinlikle Ali. Cihazın özelliklerinden bahsedelim. 10.875H işlemci var içerisinde. Buna 16 GB 3200 MHz frekansında çalışan melekler eşlik ediyor. Evet, içerisinde aynı zamanda 1 TB'lik bir SSD var ve SSD'nin ek bir özelliği de burada gördüğünüz kırmızı dongle. Evet, o dongle sayesinde cihazın içerisindeki sürücüyü şifreleyebilirsiniz ve o dongle'a sahip olmayan kişi verileri erişemez. Kedinin çalmamasına dikkat etmemiz gereken parçalardan bir tanesi. Bu arada buna ne diyebiliriz? Bunlara yıllardır dongle deniliyor ama Türkçe bir tabiri var mı? Dijital şifreleme anahtarı diyebiliriz. Bunun haricinde dikkat çeken şey klavyenin üzerine dahi bir yazı baskı var. Yani ROG'nin oyuncu tasarımının öğeleri, kaliteli bir kasayı burada görebiliyoruz. Peki bunu niye inceleyeceğiz? Özellikle 17 inç laptop arayanlar var. Masaüstü alternatif istiyorlar. Ve RTX 2080 Super şu an bir laptopta alabileceğiniz en güçlü ekran kartı. Evet. Bu ekran kartı ve bu işlemci kombinasyonuna sahip olduğunuz zaman neler yapabilirsiniz? Bir de 300 Hz paneli ekranı gerçekten besleyebiliyor mu? En çok her bir tuşa RGB atayabilme gibi özellikler kazanmaya başlıyor. Bütün bunlar doğal ve zaten en üst seviyeyi merak eden oyuncuların istediği özellikler. Tabii ki daha orta seviye, daha giriş seviye laptop tavsiyelerini Teknopat.net'te görebilirsiniz ama bu tür cihazlar az geliyor, özel bir kitleleri var ve gerçekten belli şeyleri merak ediyorlar. Fiyatlar da artık yatırım statüsüne geldiği için Recep, gerçekten bununla uzun süre vakit geçirebilir miyim, güvenebilir miyim? Testlerimizde bunları göreceğiz. Kesinlikle oyun performansına yakından bakacağız cihazın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere, daha doğrusu yeni kutu açılışlarına görüşmek üzere. Ben Ergün Gör. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.